Durak dışında otobüse binmeye kalktı, amacına ulaşamayınca otobüs şoförüne yumruk attı. Sadece şoför değil, o anlarda diğer yolcular da büyük panik yaşadı. Sen bana niye yumruk atıyorsun? Kime yumruk atıyorsun? Sen bana yumruk yaptın. Sen kime vurdun lan? Kime sana vurdun. Sana vurdun. Başkın var çocuk. Ulan baksa. Şoför ve yolcu otobüsün kapısını neden açmadın kavgasına tutuştu. İddiaya göre yolcunun attığı yumruk otobüs şoförünün alnını yardı. Ma ben sana vurmuyorum. Sen bana niye kaldırıyorsun? Niye kapıyı açmıyorsun? Nedim Bingöl Taksim Bostancı hattında İETT şoförü olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz gün Taksim'den çıktı ve bir sonraki durağa doğru hareket etti. Ancak durağa yaklaştığı esnada biraz trafik vardı ve o esnada bir yolcu geldi ve durak harici otobüse binmek istedi. Ancak Nedim Bingöl kapıyı açmadı. Bunun üzerine yolcu camı ve kapıyı yumruklamaya başladı. Camı yumruklamaya başlayınca ben bir şey oldu diye kapıyı açtım, ne oldu dedim, buyurun dedim. İddiaya göre hareket halindeki otobüse binen yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Defalarca suratıma yumrukla darbe yiyince aracım yürür haldeyken kendimi koruyamadım, imdat freni çekip durdurabildim aracımı. Ma ben sana vurmuyorum, sen bana niye kaldırıyorsun, niye kapıyı açmıyorsun? Bu görüntüler de o saldırının hemen ardından kaydedildi. Yolcuyla otobüs şoförü arasındaki tartışmayı araya giren diğer yolcular bitirmeye çalıştı. Sen bana niye yumruk atıyorsun? Kime yumruk atıyorsun? Sen bana yumruk yaptın. Sen kime vurdun lan? Kime sana vurdun. Sana vurdun. Başkın var çocuk. Ulan baksa. Nedim Bingöl seferini tamamladıktan sonra hastaneye gitti. 5 gün iş görmez raporu aldı. Şimdi saldırının ardından izini kaybettiren saldırganın kimliğinin belirlenmesini istiyor ve şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Ben kamu adına şikayetçi olacağım. Bütün şoför arkadaşlarım adına. Bir değil, iki değil, üç değil, bunun sonuncusu da yok yani.